romantizm devam mı bunca yılın sonunda? Devam. Benim hala İnce'yle böyle karşılıklı böyle içki içip böyle muhabbet ederken falan böyle bir duygulanıp böyle gözlerim dolar bakarken falan İnce'ye yani. Öyle mi? Tabii tabii. Neden? Ya seviyorum abi. Yani hiç anlamıyor bir... değil mi? Ne oldu ya? Kim seviyor? Öyle, hayır. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Moisade'de nefis bir kalabalıkla ilişki testi harikulade konuklarımızla alkışlarla başlıyor. Tamam. Sevgili İnce, sevgili Özgür. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İnce'cim seninle başlayalım. Kaç yıllık bir ilişki? 10. 10 senelik bir ilişki. Evet. Nerede tanıştınız? Biz aynı sınıftaydık. Sınıf ne? Moda Koleji diye bir okulda ortaokul hazırlık. Ta aynı sınıftaydık. Tamam. Ortabirde de aynı. Sonra, ta sonra ne oldu da flört oldu? Yani ben Özgür'e aşık olmuştum orada, ilk aşkım. 4 yıl falan günlüklerime falan yazmışlığım var Özgür'ü. Tabii o da yeni daha kendini keşfediyor. Pek pas vermemişti. Sonra okul battı. Biz başka okullara yerleştirildik diye. Okul mu battı? Evet. Ortaokul battı. Dolandırdılar. Bu nasıl hikaye? Boş ver ilişki. Ne oldu okula? Borsada yedi ya parasını şey evet, gibi böyle bir şeyler. Evet, çok garip. Biz bayağı üzüldük falan. Kaç yılı bu? Bu işte 86 doğumluyuz. İşte 2000. O yılla. Yok 2000'e bulmamıştır. 95 falan. 98-99. Ay 98-99 evet doğru. Tamam. Depremden aynen. Sonrasında biz işte başka yönlere gittik vesaire. İşte lise 1 civarıydı. Reşit zaman... zamanlarımıza gelir mi hayatım? Okay. Reşit. Bizi hapise attırmayın bize. Bayağı bir yazdım tabii yani. Sürekli ben peşindeyim. Ya yaş ilerledikçe Özgür yazmaya başladı. 18 yaşımızdan sonrasını anlatalım. Olur mu? 18 yaşından sonra o zaman Özgür yazdı. 27 yaşına kadar. 9 sene mi peşinden koştun hocam? Ya yokladım sürekli yani. Çünkü güzel, işte zeki gördükçe yazıyordum. Sürekli Facebook'tan yazıyordum. Facebook'ta likelama, her şeye şeyden yorumlar. Likelamalar falan. Seneler sonra o flörtü anlatın bana. Seneler sonra biz Özgür'le yani çocukluğumuzdan bu yana hep aralarda işte bir 6-7 ayda bir buluşur eski okul arkadaşı olarak. Kahve içerdik. Güzel. İlk defa bir şeyler içelim dedik akşam. Harika. Nereye gittiniz? Özgür sen devam et. Nereye gittiniz? Valla sahilde biz oturduk. Güzel. Zaten hep orada buluştuğumuz bir yerde. Hangi sahil kardeşim? Fenerbahçe sahilde. Tamam. Oturduk bir tane ağacın altında içiyorduk filan derken. Ben tabii içkinin de artık etkisiyle birlikte filan. Gece. Ince, ya akşama doğru geldik. Ondan sonra zaten olaylar gelişti. O gün ele tutuşuldu mu? Evet. Güzel. O gün öpüşüldü mü? Evet. Nereye kadar sürdüreceksin onu merak ediyoruz şu an. Yok, o gün seks sonra ne var? Hayır. O gün sevgili olundu. Olunmadı. Yani ben vazgeçtim. Ne oldu? Gerçekten falan. Neden kızım? Yani ne bileyim böyle Özgür uzun yıllar tanıdığım için çok flörtöz. Yani böyle bir şey ciddi bir şey yaşayabileceğimi düşünmedim. Öyle bir döneminde de değildim hayatım. Yurt dışında yaşıyordum. Türkiye'ye dönerim. Nerede yaşadın yurt dışında? Fransa'da. Çok havalı ya. Teşekkür ederim. Valla. Sen flörtöz müsün Özgür? Ya öyleyimdir. Bu adamdan olmaz dedirten tipimdir ben aslında. Yani eğlenmek için doğru ama evlenmek için tabii çok doğru bir adam. Ya da böyle uzun ilişki falan için doğru bir adam değildim. İnci beni çok eskiden beri tanıdığı için. Ama 10 yıl olmuş sizin ilişkiniz. Şu anda 10 yıl oldu. Onun bu yani en başı. 23 yıldır tanışıyoruz. Yani 25 yıldır, 23 yıldır falan tanışıyoruz. O artık yani... Hani her şeyimizi bildiğimiz için yani benim o numaralar falan tabii hiçbir zaman sökmez. Zaten ilişkimizin bu kadar uzun devam edebilmesinin yegane sebebi de bir türlü birbirimize o numaraları yapamamız. Hani çünkü ne yapsak hep şey ya oynama. Hani tamam sen bir sadede gel ne falan hep öyle diyoruz işte. Ha anladım. O gün sen vazgeçtin. Ya ben yani iki gün sonra mesaj attı biz sevgili olmuşuz gibi. Ne yazdı? Ya. Dur ne yazdı? Sen şarkı gönderdi. Hangi şarkıymış? Ludovico, Una Altra Vita. Bir mırıldanın bakayım. Akustik. Akustik mi? Hayır çok zor. Diye böyle giden bir müzik. Alnımızda bilgiler gibi olabilir. O galiba. Tamam. Neyse sonra böyle bir konuşuyoruz. Sen ne yazdın cevabı? Ben daha o gece bir arkadaşlığımız bozulmasın minvalinde bir mesaj atmıştım zaten. Güzel. Hani böyle bir şey oldu ama çok ciddiye almayalım olanları. Hani arkadaşlığımıza kaldığımız yerden devam edelim gibi bir şey yazmıştım. O da yok benim öyle bir niyetim yok. Yani arkadaş kalma gibi niyetim yok. Güzel bir açık konuşmuş. Evet açık ve net. Sonra Özgür'de zaten... hissettiğim şey seni görünce aradığını bulduğunu hissetmiş. Yani o zaten ben uzun zamandır aklımda olan bir şeydi. Yani kesin olarak netleşti o gün itibariyle. Anladım. Sonra sen nasıl ikna oldun tekrar? Ya bir görüştük, iki görüştük.
İşte iş yerine sürprizler, bir şeyler geliyordu, gidiyordu. Zaten yaz dönemiydi, böyle hani sahildeyiz, denk geliyoruz, görüşüyoruz derken zaten... Meslekler ne bilmeyenler için? Ben bir halkla ilişkiler firmasında çalışıyorum. Direktörüm. Sen hocam? Ben de hikaye anlatıcısıyım. Bir YouTube kanalım var, İnce İşler diye. İşte stand-up gösteriler yapıyorum, kitap yazıyorum falan, öyle bir medyada zaten bir serüvenim var. Salonumuzun yarısı seni tanıyordu. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar valla. Çok güzel enerjim var bu arada hocam. Çok teşekkür ederim. Vallahi. Eyvallah, senin de öyle. Benim de çok katılmak istediğim bir şeydi bu aslında bir yandan da. Hep söylüyordu. Ben birazcık çekiniyordum. Sen mi çekiniyordun? Neden? Kalabalık önünde onun kadar konuşan biri değilim. Yok, gayet tatlısın. Gayet rahatsın. Tabii. Yani bilmiyorum, heyecanlıyım da bir yandan. İnci'yi sevenler o desin. Teşekkür ederim. Sevmeyenler diye sorsam ya, hayvan gibi seni çıksın. Bir de çocuğunuz varmış. Evet. Allah'a bağışlasın. Kaç yaşında? 1,5. Anam, 1,5. Evet. Bu süre çok zor değil mi sana özellikle? Yani zor değil aslında. Ben bunu çok zor adlandırmıyorum ya benim. Aha. Çünkü ben çocukla vakit geçirmiyorum yani. Yok. Tabii Özgür benden daha çok vakit geçirebiliyor. Ben işimden dolayı biraz daha evden çalışıyorum ama yine de çok vakit geçiriyorum. Nasıl bir baba? Ama şu an çok iyi bir baba. Yani. Harika. Ya, benden daha uzun vakit geçiriyor ve birebir ilgileniyor zaten. Adı ne çocuğun? Perla. 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 İnci demek. Bir tanesi yetmeyince ikincisini de yapalım. Keşke İnci koyaydınız yani. Perla. Bunu yani, dün de söyledin. Ay, Perla şey gibi yani. Yok, Pera. Perla mobilya markası gibi biraz böyle. Pera koyacaktık ama Pera. Çevremizden bayağı bir insan Pera koydu o ara. Bir arkadaşım da Perla koysana, İnci demek zaten çok birçok dilde dedi. Tamam. Evet, güzel dedim. Zaten soyadını babasından alacak, bari adını benden alsın diye hemen ikna oldum. Perla uysal. Cinsiyet eşitliği ya, işte yaşasın. Perla güzel diyenler. Çok bir kişi alkışladık, geri kalan. Abi ne gerek var diyenler. Çocuk Perla deyince bakmıyorsa değiştirelim. Yok, bakıyor. Daha 1,5 yaşında değil mi yani? Bakıyor. Hamile olduğunu nerede söyledin? Evde. Nasıldı? Yani... Ya bir söyleyeceğim, bunu ben anlatayım Allah aşkına. Tamam. Bir kadının kontrolcülüğünün nasıl yüklendiğinin bence birebir bir örneği yani. Biz böyle uzun zamandır böyle hani istiyorduk da, deniyorduk denir ya ona işte. Yani uzun zamandır deniyorduk filan. Neyse, araya pandemi girdi falan filan derken artık bizi saldık iyice böyle. İşte gene bir yerde arkadaşlarla içerken önden gitti. İçine mi doğmuş ne olduysa, yol üzerinde bir nöbetçi eczaneye girmiş. Bir tane kendisine prediktör almış. Gitmiş eve. Ben de dedim bir iki saat sonra geldim. İki saat sonra geldim böyle hafifçe kır keyfim falan. Açtım kapıyı böyle, bu böyle tık 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 geldi böyle. Özgür ben hamileyim dedi. Gitti yattı. Hani hiç öyle pastanın içerisinde prediktörler, öyle patlayan hiç öyle bir ortam yok. Şimdi ben de gittim. Dedim yani ne oldu, hani istiyorduk hani... Yani kendini kötü mü hissediyorsun? Kötü bir şey mi var? Ne güzel sormuşsun. Böyle durdu. Özgür, yukarı katta çok fazla eşya var. Çocuk yukarıya çıkmasın ne olursun dedi. Daha çocuğun fetusa düştüğünden haberi yok yani. Nasıl yukarı çıkması ya? Bir anda hayatım gözlerimin önünden geçti. Tabii orada mevcut yaşadığımız evde ev zor bir çocuk için. Çok ıncık cıncık, aynalar, camlar, her yer. Ama daha var ya. İşte ben onu birazcık daha var. Bir şey yapamadım. Daha çok var yani. Evet. Aynı evde misiniz şu anda da? Evet, evet, hiçbir şey değiştirmedik valla. Gerçekten mi? Ne bu kadar o zaman tatava? Herkes hala diyor yani aynaları yerden kaldırın vesaire. Ne oluyor? Ayna neymiş burada? Ayna. Ya işte kırar, cam 7. kattayız, yüksek. Böyle nasıl zapt edeceğiz bir çocuğu bu evin içinde falan gibi. Böyle bir anda oradan geldi endişesi, bilmiyorum yani ya. Doğuma girdin mi Özgürcüğüm? Girdim tabii. Ben, abi ben şimdi düğünde damat, cenazede ölü. Doğumda çocuk. Ben her yerde şeyimdir. Yani önde gidip bayrak sallayayım. Beni bir gör, sanki böyle şey kesiyorum. O kadar heyecanlıyım. Elimde makas, böyle çocuk gelsin diye bekliyorum. Kesecek, kurdele keseceğim, açık bir şey yapacağım. Oğlum bu deyim sana mı ait? Düğünde damat, cenazede ölü ne demek? Ha öyle. Ben hep bunu söyledim. Atasözü ya. Ata galiba bu adam. Sözü söyledim 100 sene sonra artık. Cenazede ölü ne demek? İşte yani her şeyin tam yani merkezindeki kimse o benimdir yani. Bu lafı daha önce duyanlar bir el kaldırsın. Yok işte ilk. Abi uyduruyor diyenler o desin. Tabii ki uydur. Ay bir şey söyleyeceğim, bu bir atasözü. Evet, deyim bu. Bu bir atasözü değil. Bunu, bu, ne bu? Bu böyle bir deyim var. Yok. Yok yok, bunu biz öyle hayatım tutuyoruz. Hayatım 500 kişiyiz. Bu adam şey seni kandırmış. Yavrum. Bak zaman içerisinde böyle oluyor. Kız da, kız, da, burada da. Kız da sadece Özgür'den duymuş. E var ya böyle bir şey diyor. Sen bu kadının atası olmuşsun ama ben bunları yemem. Yok böyle bir laf. Cenazede ölüyüm ben diye laf mı olur yani? Var mı duyan? Bir tane duyan el kaldırsın. Allah sen.
Sıfır. Tamam. Aa. Çok şaşkın. Daha ben senin kandırıldığın neler çıkaracağım buraya. Sen bekle. Bakanlık tanışım artık. Tabii olabilir tabii ki. Nasıl da abi doğuma girmek? Vallahi yani çok uzun meşakkatli bir süreç. İnsan kadına saygı duyuyor. Onu da söyleyeyim. Yani gerçekten yani yapılacak iş değil. Vallahi yapılacak iş değil. Gerçekten ya ne oluyor be? Alkışlar mı? Annelerin alkışlar. Biliyorlar çünkü konuyu yani. Hiç bizim böyle yani tezahür edebileceğimiz bir şey değil. Normal doğum olduğu için biraz ona... Ya sen neresindeydin açı olarak? Ben her yerindeydim. En başındaydı. Zaten şöyle bir şey oluyor. İçerideydim ben diye. Ben çıktım falan. Ben çıktım diyor. İyi akşamlar. Sen dur açık. Ben çıkacağım. Ben seni babanım. Ben çıksanım kendi kordonumu falan yani. Tamam. Ya zaten şöyle bir şey oluyor. Şimdi hamile kaldığı andan itibaren erkek böyle inanılmaz vasıfsız bir hale dönüşüyor. Yani sanki böyle konuyla hiç alakamız yokmuş gibi. Herkes böyle inciye selam verir, işte şey yapar. Hani hiç ben girerim içeriye kimse bana günaydın demez filan. Hani öyle bir, hani ben incinin dördüncü eşiymişim filan gibi öyle bir ortam oluşuyor. Ve şeyde doğumda da öyle. O kadar aciz hissediyor ki kendini. Yani işte orada bir acılar çekiliyor, bir sancılar çekiliyor. Biz böyle oturuyoruz, kalkıyoruz. Böyle bir Ankara havası gibi bir ortam var filan ama hiç böyle espri yapılacak da bir yer değil. Bir ara yapayım dedim. Öyle bir baktı ki bana dedim hani içeride herhalde bana makası saplayacak herhalde. Ne dedi içeride hayatım? Nasıl bir şaka yaptı? Allah seversen. Hatırlamıyor işte çöküp kalkarken bir hani. Sen istedin mi girmesin doğuma? Evet, ben kimseye haber vermedik kimseye. Öyle mi? Evet, ben yani kimse, aileden de kimseye haber vermedik. Yani sadece bayağı gittik, doğurduk, bitti. Sonra dedik ki her şey yolunda. Tamam. Şimdi isterseniz. O niye, yani neden çağırmadınız kimseyi? Yani normal olacaktı zaten. Normal bir doğumun da aşağı yukarı sürecini düşününce kapıda birileri beklesin istemedim yani. Ha, anladım. Hastaneyi falan da süslemedik öyle yani. Gittik, zaten suda doğumdu aslında, suda başlandı. Sonra, doktorlar mı öyle tavsiye etti? Ben suda istiyordum ama doktorum da tamam o zaman. Suda mı? Evet. Yani, daha önce var mı suda doğum yapan? Bambaşka bir çiftsiniz yani. Ne deyiminiz deyim, ne doğumunuz doğum. Kimsenin fikri yok. Suda doğum hep biz haberlerde okuyoruz. Suda doğum. İlk defa gerçeğiyle karşılaşıyorum. Yani şimdi, hangi su bu mesela? Ya bir tane Kurbaldere'ye falan gitsek orada doğurabiliyor musun? Aynen, göl başında. Bu arada onu da yani normal evinde doğuran da var ama. Suda. Evet, küveti doldurup doğuran var. Yani hatta bir tane sosyal medya fenomeni bir kız var, 8 tane doğurdu şimdi. Kedidir o. Ben de onu sosyal medya fenomeni bir kedidir o. Evet. Yani her şey yolundaydı zaten. Dolayısıyla da su, bir tane havuz, büyükçe bir havuz. Hastanenin içinde mi? Evet, odada. Hastanede odada. Havuz. Aynen, doğumhanedi yani. Daha mı pahalı suda doğum? Yok, sadece çok tercih edildi. Sıra var mıydı suda doğumda mesela? Yok. Hadi sen arkadaşlar, şey yapma, havuzu işgal etmeyelim. Yoktu. Tamam. Yani işte 37 derece galiba yapıyorlar suyu. Tamam. Giriyorsunuz içinde. Doktor da mı giriyor? Yok, doktor dışarıdan. doktor da girmiş. En son doktor zaten. Bey, strip donunuz kalmış, tamam getirin efendim. Bir dalıp çıkın diye. Yok, yani şey, başlıyorsunuz suda. Güzel olurmuş. Tamam. Eğer yani bir 3 saat içinde doğurabilirseniz suda da oluyor. Bir yerden sonra eğer yani üşüme evresi de var. Geliyorsa. Sen mi üşüyorsun, çocuk mu? Yani vücut ısısı düşüyor aslında. Tamam. Çünkü çok uzun süre suda. Sizin havuzda başladı, normal mi devam etti? Havuzda başladı, evet. Sonra tam evrim gibi işte doğurdum. Böyle. Havuzdan çıkıp yatağa gittin sonra. Evet, sonra orada doğurduk. Sen hep vardın orada. Bu ben tabii havuzda da varım. Havuzun her içine de girdi bu arada. Giriyor. Ya sen niye havuza girdin? Ben hepsini... Abi bak, ya ben ne diyorum ben sana? Ben daha mayosunu giymiştim. Tamam. Gerçek mi? Evet. Sen maya öyle miydin? Evet. Ondan böyle saçma şey duymadım hayatımda. Ya arkadaşlar, bu doğum değil. Bu şov. Sen maya öyle havuza mı girdin güzel kardeşim? Ya değil mi şimdi? Ama girme, doktor dedi. Var. Girin destek olun dedi. İşte nefes... Şeye yani. Gıcık olur muydun? Girdi havuza, 15 dakika yüzüyor. Kuzucuğum, hanginizin parası daha kıymetli? Benim. Bu ilişkinin pintisi sen misin? Pinti değil. Ben daha hesabımı bilirim. Tutumlu. Daha çok harcarım ama daha hesap bilirim. Beyefendi? Ben de şuursuzca harcarım. Gerçekten? Evet, ama çok harcamam. Yani çok masraflı, böyle çok lüks zevkleri olan bir adam değilim ama yani eğer ki yani bir kere eğlenmeye başladıysam onun için benim yani artık limiti kalmıyor. Genelde sabahleyin aa ulan çok da harcamışız falan diye. O bende de oluyor yani. O benim. Açıyorum böyle hesabı. Evet. Ben diyorum 4:52 geçe ne gitti bugün, ne olmuş oluyor? Değil mi? Aynen. Sabah 5'e 8 kala ben neye ne harcadım acaba? Evet, doğru. Öyle oluyor yani. Öyle, aynen. Sen normalde daha yüksek harcamalı olan bir insan. Ya ben daha fazla yani tabii evin her şeyiyle de ben ilgilendiğim için. Öyle mi? Şey olarak işte mobilya,
çocuk alışverişi vesaire gibi şeyler. Genelde sende mi bu sorumluluklar? Evet, çünkü Özgür'ü bırakırsak yapmaz yani o. Alışverişi sevmiyor, hiç sevmiyor. Gerekli şeyleri de almayı sevmiyor yani. Ben de öyleyim, aynı. Yani gidip bir yerden o hani parasını vereyim, alayım. Yok ama ben alırsam okey mesela yani. Ama anladım. Ben daha bilirim nereye ne harcadık. Yani geçen ay ne kadar aşağı yukarı mutfak masrafımız oldu, ne kadar ne aldım. Genelde ben takip ederim ya, yani kartları da kontrol ederim. Diyelim yüklü bir harcama yaptı beyefendi. Tak bir gelmiş dedi ki hayatım ben ikinci el araba aldım. Nereden aldın derim, neden aldın derim. Sorgularım yani bütün detaylarını. Şunu sorgular mısın, güvenli bir yerden mi aldın? Evet evet. Ya başımıza bir şey gelir mi? Nereden, nasıl aldın, nasıl ödedin? Bir çevirmede elimizden alırlar mı filan? Ki her şeyini kontrol ederim. Sen hocam hanımefendi gitti aldı, ikinci el araba aldı gitti. Ben direkt hiç ne, hadi nereye gidiyoruz derim. Hiç demezsin yani nerede? Demem, hiç demem. Çok benziyoruz ya. Ama o şundan demez. Ben zaten onu evet. Böyle yontma taş devrine kadar araştırmışımdır evet. Diye düşünüp ona güvenir. Sen bir şey aldığın zaman detaylıca her şeyi araştırıyorsun. Her şeyi araştırırım. Öyle mi? Aynen. Burada var mı ikinci el arabayla ilgili konuşacağımız bir insan? Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Kimle geldiniz buraya? Eşimle geldim. Harika. İkinci el araba alsa. Yaşadık Mesut Bey. Onu anlatmak istiyorum. Biz 1,5 aylık evliyiz. Evliliğimizin ikinci haftasında falan hemen böyle işte düğün takısını değerlendirelim, ayağımızı yerden kesilsin. Bir plan yaptık işte hemen bir araba alalım diye. Ben de arabalardan hiç anlamam, eşime çok güvendim. Gitti ikinci el bir araba seçti, dedi ki bu araba çok güzel, bize çok uygun, işte başlangıç arabası, kadın arabası falan. Arabanın şanzımanı bozuk çıktı. Araba 40 dakika gidiyor, yolda kalıyor. Mesela biz buraya gelince de yolda kaldık, kenara çektik, yürüyüp öyle gel. Çok iyiymiş. Ama yakıyor. Benim için sorun değil çünkü ben hala şey, ben hep iyi enerji. Olur öyle şeyler hayatım, modunda değilim. Hayatım, iyi enerjiyle her şeyi halledemeyiz. Mesela öyle bir güzel yerde bozuldu ki araba tüplü. Kapalı otopark olsa park edemeyiz. İyi bir yerde bozuldu, onu park ettik oraya, öyle geldi. Canım Pollyanna ya. Anlar bakayım adama. Hoş geldin hocam. Merhaba. Bu konudaki hatanı kabul ediyor musun? Etmiyorum. Neden? Herkesin başına gelebilir. Arabayı gösterdik her yere. Ama maalesef bozuk çıktı. Ne yapabilirim ki? Erişten böyle mi çıkıyoruz bu işlere? Eşim bu konuda çok anlayışlı. Ben çok geriliyordum. Az önce gelirken şurada ışıklarda araba kaldı. Araba Allah'tan hafif. İttik köşeye, bıraktık, yürüyerek geldik. Araba duruyor. İnşallah çekmezler, gittiğimizde oradadır. Aklın orada mı? Yok değil. Rahat ol. Dersin el alsınlar yani. Eyvallah. Coşkun alkış. Böyle durumlara düşmemek için arabamızı güvenli bir yerden satın almalıyız. Hanımlar beyler, az önce seyirci çiftimizin hikayesini dinledik. Siz de arabanız sağda solda bozulmasın, dörtlere yakıp koştur koştur bir yere gitmeyelim diyorsanız adres belli. Araba satın alırken güven en tepede olmalı. Güven her şeydir. O yüzden Carmack. Azıcık İngilizcesi olan C ile yazıldığını bilir. Carmack, ikinci el araba alım satımlarında güven veren Carmack gücünü global uzmanlığından alıyor. Tüm arabalarına da TSE onaylı ekspertiz yaptırıyor. Arabalarını 21 aya kadar uzatılabilir garanti 14 gün iade seçeneğiyle sunuyor. İşte bu yüzden parasının değerini bilenler Carmack'ı çok seviyor. Siz de aşağıdaki linkten Carmack web sitesine gidin. Kalbinizdeki arabayı size özel cazip kredi ve takas imkanlarıyla alın. Carmack bugünkü sponsorumuz. İlişki testi devam ediyor. Evlenme teklifini hanginiz etti? Abi ben ettim. Nerede ettin güzel? Ben ata evlenme teklif ettim. Ne demek o? Bayağı ata evlenme. Yani işte binicilik dersi alıyoruz. Polonezköy'e gidiyoruz vesaire filan. O ne güzel beyaz at var. Burada teklif edeyim işte evlenme teklifini. Burada yapayım. Sabahın körüne randevu aldık. İşte binicilik dersi için. Ama biz bir gün önce bir iç. Bir iç böyle artık yani ben duvarlara çarparak filan eve geldim. Alarm kurmuşum evlenme teklif edeceksin diye sabah. Yani. Öyle yazıyor. Evlenme teklifi. Oldukça gizli olmuş. Çok evet, yani. Devam. Neyse kalktım ben işte İnci'yi gittim evinden alacağım. Giyinmişim ama böyle jilet gibi. İnci'ye de telefon açtım, hadi gidiyor muyuz derse falan. Ya Özgür benim kafamın içinde atlar tepişiyor zaten, ne atı falan böyle anlatıyor. Ben ikna etmeye çalışıyorum. Diyorum ki ya gel gidelim bir şey, orası açık hava. Böyle bir arabada bir baktı bana böyle. Bir ayakkabılar mı ayakkabılar, her şey bir cüllop gibi. Bu da böyle ya Özgür bu ne at aşkı ya dedi. Giyinmez çünkü yani. Ne yapacaksın yani sabahın köründe falan. Bir tane seyis vardı, seyisi böyle çağırdı. Dedim abi... Bana dedim beyaz at lazım. Ne yapacaksın? Dedim evlenme teklif edeceğim. Dedi beyaz at yok. Ne var dedim, kahverengi var dedi. Dedim olur. Bayağı da ama ikna olmuşsun hemen ya. Israrcı olmuşsun ya. Olmuyor. Beyaz at yok. Tırnak makası var, tamam ver. Aynen. Ay seyis demiş ki atlar araba mı böyle karşılıklı yanaştıracaksın, öyle şey mi olur deyince. Ben diyorum ki işte yani nasıl teklif edeceksin? Ya diyorum işte ben hani atla geleyim.
İnci de atla gelsin. Ben dedim böyle yanaşayım yanına filan. Ya dedi onların dedi zaten sinyal sistemi vardır. Öter onlar dedi yan yana geçen. Oğlum dedi öyle şey olur mu? Bir kişi binecek. İyi dedi biniyor hazır İnci. Dedim bunu manejden çıkartın ders bitince. Ben dedim ileride bir yerde çevireyim atı teklif edeyim orada. İyi olur. Ya çıkarttılar. İnci tam inecek tekrar dur dedim falan. Özgür ya yeter ineceğim. Dur daha gidiyoruz gidiyoruz falan derken böyle gittim. Atı böyle çevirdim. Dizimin üstüne çöktüm. Hiç İnci evlenme teklif ediyor gibi değilim. At mı var İnci orada. At ne kadar? Midilli mi at? Büyük, ya, bayağı. Bildiğimiz at. Bildiğimiz at. Ya at arada gidiyor ben bunu alıp böyle geri getirmeye çalışıyorum falan. Söyleyeceğim her şeyi unuttum zaten. Saçmalıyorum. Ondan sonra diyorum işte atlar diyorum özgürleşsin diyorum falan. Böyle saçmalıyorum ya. Atlar mı özgürleşsin? Ya işte ne alakası var konumuzda? Ben yukarıdan bakıyorum. Zaten böyle yorgunum, bitkinim ne diyor diye bakıyordum yani. Böyle bakıyor bana. Dedi ki yani baktım İnci'nin bakışlar boşlaşıyor. Dedim Özgür sıçtın zaten daha fazla sıvama. Çıkart şunu teklif et. Çıkarttım yüzü. Dedim benimle evlenir misin? Şimdi yani uzanması mümkün değil. Şöyle bir baktı bana Özgür ayağa kalk istersen dedi. Kalktım ayağa neyse işte ya, zaten yüzüğü de yanlış parmaktan çalmışım. Baş parmağının yüzüğünü çalmışım. Yüzük de olmuyor parmağına. Verdiğim yüzük o da takılmıyor filan. Çalmışım ne demek yüzüğü? Ya işte şeyini yaptırmak için yüzüğü. Evlenme teklifi için pırlantayı yaptırırken onun şey ebatından alayım diye yüzüğünü çaldım. Baş parmağına taktığı yüzüğü çalmışım. Ha normalde baş parmağı mı yüzüğü takabilirsiniz? Ondan evet sonra. Yani böyle. O da olmuyor. Neyse hadi öpücük bilmem ne filan. Etrafta görenler alkış malkış filan. Orada bitmesi lazım değil mi? Bitmedi. Oradaki seyis geldi dedi ki bana Özgü sen de bineceğim mi dedi ata. Bindim. Red Kit gibi gittim. Gidiyorum böyle. Atla. Kendi kendime böyle gün batışına doğru gidiyorum ben. İnci böyle arkadan bakıyor. Ata niye bindin? Hiçbir fikrim yok. Fikrin yok. O yüzden at hala kendine evlenme teklif ettiğimi zannediyor. Biz gidiyoruz yani. At ben... sevinçle Sapanca'ya kadar koşsa. Bir evlenme teklifi daha dinleyelim. Var mı burada evlenme teklifi? Şöyle oldu böyle oldu bir parmak. Hadi bakalım. Daha artık dibini anlattım yani. Biri rezilliğini anlatsın. Aynen. Yok ya estağfurullah. Var orada. Kaldır bakayım. Nerede var? Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber kardeşim? İyidir. Ben Prag'da ettim. Yakın mikrofon hiç duymuyorum. Prag'da. Hocam bir ses versene sana zahmet ya. Bence çalışmıyor. Beni duyuyor musunuz bu arada? Tamam. Şova bak evet. Belki sadece size gelmiyordur. Kapat abi sesini sen bu arkadaşım. Bak bakalım kime gidiyor şimdi. Buyurun. Prag'da ettim. Aha. Hani ama yani Prag'daki şeylere yazıyorum. Orada botlar falan varmış. İşte kanalda geziyorlar. Orada ederim dedim. Rezervasyon yapamadım. Biz Prag'a gittik. Hala benim bir planım yok vesaire. Hani en son bir parka gittik. Dedim bir şey düşün. Dedim arkanı dön çok güzel bir poz çekeceğim. İşte arkasını döndüğünde ben işte eğilmiştim falan öyle teklif ettim. Kapat sesini tekrar. Güzel. Ver bakayım hanıma. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhabalar. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Kaç yıllık bir ilişki bu? 6. Ne güzel. Sindi mi içine bu teklif? Evet beklemiyordum çünkü. Öyle şovlu bir şey olsaydı hoş olmazdı. Bence de yani. Sürpriz olması yeter. Biz aynen. Bu evlenme teklifimizi sanki büyük büyük teklifler olsun diye sormuyoruz. Bence gayet tatlı. Evet tatilde bir de ilk yıl dönümümüzdü. Güzel bir sürpriz oldu. Bence de öyle. Mutluluklar diliyorum ben size. Teşekkürler. Coşkun alkış! Hanımlar beyler ilişki testi Moi sahnede nefis bir çiftle alkışlarla devam ediyor. Bu ilişkinin bir dokunmatiği var mı kuzucuğum? Dokunmatik derken? Ne anlıyorsan o. Dokunmatiği var mı? Sence? Ben bambaşka bir şey anlarım. Sen bence söyle. Hayır. Dokunmatik yani. Yani kim diğerinin elini tutmadan burasını sevmeden duramaz. Evet Özgür. Hah. Evet. Peki kim daha çok hadi diyor? Ben. Nereye? Yani... Dur bakalım. Bence anlamadı. Hayırlısı tamam. Bu kadar rahat ben demez çünkü bu soruya. Şimdi demin anladığın yerdeyiz. Anladın? Yok ben genelde Özgür'e her hayatın her alanında diyorum onu. Ben o alanı soruyorum öbürünü. O alanda? Kim daha çok hadi diyor? Bak çok tatlı bir yerden. Özgür herhalde. Sen ama söyleyeceğim. İşin olayı o yani. İşin olayı o. Mesleği o eğer o alanda soruyorum. Mesleği mi? Mesleği o. Özgür. YouTube dedi. Dinleyenler... Kitaplarım var. İnşallah eskort çıkmazsın güzel kardeşim. Çok tatlı bir insansın. Seni çok sevdik ama hayat bu kadar zor değil. Yani OnlyFans. Yüzdeyi vursak OnlyFans mı? Bu arada yakışıklar da ama OnlyFans'ta bayağı para toparlar yani. Orada bir paralel hayatı olduğundan şüpheleniyorum zaten. Öyle mi? Yüzdeyi vursak yüzde kaç sen hadi diyorsun? Valla yani %70 filandır herhalde. Anladım.
Normal ama. Çocuk da var artık bu saatten sonra. Erkeğin görevi biraz da hadi demek. İttihat tabii. Tabii yani. Öyle aynen. Peki bu ilişkinin bir kıskancı var mı? Yok o yok ya. Yok. Sıfır mı? Sıfır. İkimiz de aşırı narsist ve böyle kendini çok seven insanlar olduğumuz için şey yok yani. O kıskanma hani benden iyisini mi bulacak? İkimizde de olduğu için. Ha anladım. Ya biraz konfor alanında var tabii. Yani çocukluğundan beri tanıdığım bir insanın zaten aşağı yukarı ne yapma potansiyeli olduğunu biliyorsun. Bildiğin kadarını da kabul ederek zaten hayatına alıyorsun. O noktadan çok sonra... Çok değişik bir cümle kurdun şu an. Kabul ettiğini o bildiğin kadar neresi? Yani bir ilişkide nasıl davranacağını aşağı yukarı varsayarak kabul ediyorsun. 10 yıllık... Aksi olduğu noktada zaten... 10 yıllık zaman zarfında oldu mu bu konudan bir tartışma çıktı mı hiç? Şu kadın kim, bu adam kim? Yok ayrıydık. Bir dönemimiz var bir yıl ayrı. Desene ya. Ne kadar sürdü o dönem? Bir yıl. Bir sene. Biz bayağı ayrıldık 3. yılımızda. Ama çok olmuş. O bile 7 sene olmuş yani. Evet. Değil mi yani? Aynen. 3. yılınıza ayrıldınız. Kim ayrıldı orada? Özgür. Neden? Ne dedin de ayrıldın? Ya sıkışmış hissettim kendimi. O böyle yani herhalde o erkeğin şeyine yakalandım ben de. O hani ya bundan sonra da böyle mi olacak ben hani ya acaba hani evleneyim mi ben çok kendimi sıkışmış hissediyorum filan. İşte o dönemde bir mutsuz hissettim. Bir de yeni eve çıkmıştık. Bence insan bir kişiyi gerçekten aynı evde yaşamaya başladığında tam anlamıyla tanımaya başlıyor. Nerede söyledi ayrılmak istediğini sana? Evde. Sen nasıl karşıladın? Tamam dedim ilk. Ya üzüldüm tabii. Ama tamam dedim yani. Güzel. Bir şey yok. Sonra bir yıl ayrı kaldınız. Sonra evet. Sonra zaten benim uzun bir seyahatim var. Beraber planlamıştık aslında bir ay. Nereye? Bali. Bali'ye. Kendin gittin. Sonra kendim gittim evet. Ana. Daha güzel olmuş. Tabii evet. Sonra zaten bir kız grubu şeyi oldu. Yani 30 yaşıma giriyordum. İşte... Tamam, tam zamanda ayrıldınız zaten gibi bir kızlarla bayağı bir o yılım gezerek. Sen şu an 37 misin? Evet. Hiç göstermiyorsun. Teşekkür ederim. Ay sıfır vallahi. Teşekkür ederim. Hakikaten hiç. Ben yaş farkınız var, sen şu an 30'sun zannettim. Yok, 37'yim. Anladım. Kız grubu ne dedi sana o süreçte? Bali'ye... Çok iyi oldu dedi. Yani gezelim artık dediler zaten. Gezdiniz mi kızlarla? Hemen buna toprak atıldı tabii. Bayağı dünyayı gezdik. Dünyayı gezdiniz. Yaşanması ne gereken ne varsa tabii, yaşadınız mı? Tabii uçaktan. Yani hatta bir gün mesaj atmıştı böyle. Bir gün uçaktan atladım. Ertesi gün köpek balığı dalışına gittim. Kim diyor bunları? Sen mi yaptın? Ben. Ben bunları rüyamda görsem derim ki bu ne saçmalık. Bir gün uçaktan atladın, öbür gün köpek balığı dalışına mı gittin? Güney Afrika'da bir yere gittik. Sonrasında çok üzeniyorum. Benim hiç böyle bir hayatım yok. Bir gün sonrasında böyle ekstrem bir şey yapınca o da mesaj attı. O zaman 3 ay falan olmuştu ayrılı. Beni bekledim bunları yapmak için. Güzel. İyi ama o ayrılmış. Beter olsun. Öyle zaten oldu. Öyle gitti. Sonra oldu. Ne oldu? Beter oldu. Ben çünkü o hayatını yaşayacak böyle herhalde benden ayrıldı. Kızlar gelir gider falan diye. Bir de evi ayırmamız biraz uzun sürdü. Çünkü ben tamam. Ailemin yanına döndüm. Yeni bir ev tutmadım emin sonra olmadım. Sonra kim barıştı? Bela yani ben de barışmak istedim. O da aralarda. Yani birbirimize çok aralarda taciz ettik ya böyle mesajlarla. Hocam o süreçte kafandaki gibi oldu mu ayrılık? Hiç ya ben direkt böyle PlayStation'ın önünde kendimi böyle junk food bütün, yerken buldum. Yani böyle bütün tam... Bütün gün evde PlayStation aynen. Aynen ve arkadaşlarım o benim halime o kadar üzülüyorlardı ki 3 tane PlayStation geldi eve. Yani o kadar hani... Ve böyle oturuyorum işte yani ne yapacağım bilmiyorum. Ay, yalnızlık böyle bir çöktü, kasvet çöktü üstüme falan. Hiç kafandaki gibi olmadı hiç yani. Hiç öyle olmadı yani. Özledin hemen. Özledim hemen aynen. Belli ki yani sevginin bitmediğini de anlayınca. Ama yani inci de az değil tabii o aralarda hani bu kadar tabii, böyle geziyordu ediyordu falan ama yani bir anda evin önünde de bitiyordun yani o tabii, da tabii, öyle şeyler yaptım. Ne demek o evin önünde bitmek? Ya ne zaman görüşmek istiyorsam gidip ben geldim ne haber ne yapıyorsun diye. Tamam. Böyle ayrılık mı oldu abi? Yani çok böyle ile ayrıldık hani belirli kurallara uyumuz. O süreçte sevgili gerekti. Yaptınız mı hiç? Yok ben yapmadım. Onunkini bilmiyorum. Çok sorgulamadım o dönem. Ya o zaten sevgili yapılabilecek bir süre değil bence. Bir yıl lan. Ama o, şimdi... Başkasıyla evlenebilecek bir süre o. Gerçi bir doğru yıl. Söylüyorsun evet. Bir yıl ama çok uzun. Ya o şeye düşmedim. Hangi ya, aydayız? Kasım 2024 Kasım'a kadar. Yarın tanışsam çocuğum olur benim önümüzdeki seneye kadar. Ama ben o şeye düşmedim. Hani olur ya böyle çok uzun bir ilişkiden çıkıp hemen 2 ay sonra evlenen böyleyiz. Yok ona düşmedim. Tabii. Yok, öyle olmadı. Ama zaten o zaman çok uzun da değilmiş ilişkiniz. 3 yılmış sadece. Yani evet. Ama tanışıklık uzunmuş. Tanışıklık uzun. Bir de yani... ortak çevremiz tabii çok. Bir daha da ayrılık olmadı değil mi? Yok. Yok bir daha olmadı. Kavga dövüşünüz oluyor musun evde? Olur. Çok bağır çağır mı? Yani yok öyle daha... yani saygıyı bozmayacak kadar ama evet seslerin falan yükseldi olur. Ben genelde daha çok yükselirim. İnci çünkü çok duygularına çok hakimdir. Ben daha aşırı heyecanlı, aşırı yüksek biri olduğum için öyle genelde mi? Ben böyle... Ters bir şey duydun mu adamın ağzından? Bir kere duydum küfür etti. Ne dedi? Yani hiç küfür et... Yani ben... Daha doğrusu küfür etmesi bana çok büyük saygısızlık gibi geliyor yani kavgada. Arkadaşken çok elense. Ben sana etmedim ama söyle. Orada. Ben genelde hani... Ne ortaya dedi? Söyledim dedi ama ikimiziz yani. Ortaya demiş. Yani ne dedin?
Ya gerçekten hatırlamıyorum ama böyle sadece... Bir kere küfür etmiş, onu hatırlarsın ya. Yok ya. Siktir git falan gibi bir şey söylemiş. Yok, o kadar yani. Değil. Değil mi? O kadar değil miydi? Yok ya, gerçekten hatırlamıyorum. Yani... Yok ha, terbiyeli bir ortam değil mi? Aynen. Yok, gerçekten böyle bir ortaya küfür etti ama bana yani. Yani siktir git diyelim mesela. Yani... Bir dakika hayatım, ben bunları vallahi yiyemem. Ya bırak Allah'ın şu anda İnce'nin bunu hatırlamadığına inananlara o desin. Ya çocuğun üstüne yediğini hatırlamıyor. Bu neymiş burayı Büyükhan'da'ya çevirdin? Öyle bir yemin ettin ki orospu çocuğu gibi kaldım ben de burada. Vallahi. Sen çocuğun üstüne yemin ettin. İnanmıyorum lan çocuğun üstüne yemin etmene. Ona da inanmıyorum. Ben de inanmam bu kadar böyle. Bir insan 10 yıllık bir ilişkisinden tek bir küfür duyduysa onu hatırlar. Katılanlara o desin. Ne dedin ya? Hayır, tek bir küfür... Çocuğa seni ne dediğine bırakayım. 8 yıl oldu. Bir şey söyleyeceğim. Tek bir küfürü, yani benden ilk duyduğu küfür o değil. Ben genel olarak bazı insanlara ve şeylere küfür ederim. Kendisine edildiğini zannettiği ilk duyduğu tamam. Küfür. Tamam. Sen de mi hatırlamıyorsun? Ben yani... İki tane Alzheimer'la ben ne çekeceğim burada? Hadi bakalım. Birlikte böyle değişik aktivitelerde bulundunuz galiba. Tabii. Nereye yaptın? Çıplaklar plajına gitmişliğimiz var birlikte. Tabii. Öyle mi? Tabii. Benim içime mi doğrudan bırakıyor bu soruyu? Çıplaklar kampına mı gittiniz? Hmm. Kampı plaja. Değil, plajı. Plajı. Ama... Şey mi? Ama gözünde öyle yani şey çok seksi bir ortam hayal etme diye söylüyorum. Hiçbir zaman öyle bir şey hayal etmiyorum. Ha. Aksine ben öyle bir şey evet yani hani... Öyle... Kimin fikriydi bu? Yani gittiğimiz beach öyle bir beach çıktı. Tamam. Şey mi biz diyorlar? Biz de toplum baskısına dayanamadık. Öyle bir beachte kapıda mı diyorlar? Yok, gittik herkes çıplaktı. Ama deniz çok güzel bir denizdi. Gün batımı tamam. Yani en meşhur beachlerinden biriydi gittiğimiz bir adanın. Hangi ada? Yunanistan. İkarya. Yunanistan'da İkarya diye bir ada. Ama yani... Yani İkarya adasında çıplaklar plajı var. Buradan söyleyelim. Evet, tabii duyulsun filan. Her pazar izliyorsunuz, bir bilgilendirelim sizi de yani. Ama şimdi biz tabii bir şortlu benim, incide mayolu falan. Tabii biz böyle ya insan giyinik olduğu için mahalle baskısı hisseder mi? Hisseder. İzlemeye gelmişiz gibi oldu çıplakları. Değil mi? Aslında öyle olmuş. Ya böyle bize herkes bakmaya başladı ters aynen. Ters. Ha. Öyle olunca ben dedim ki İnci ben çıkartacağım. Çok ters. İnci şimdi. İnci dedi ki ne bok yersen ye. İyi güzel. Ben çıkarttım ama şimdi kafa benim gelmiş oraya da benim kıç 35 senedir güneş görmediği için. Mayo üstünde beyaz olarak o. Yani ampul gibi parlıyorum. Şu an hayal gücümle nefret ediyorum. Aynen böyle Doblo'yu şu an senin poponu hayal etmek istemiyorum. Bu program bugün bitsin ya. Ben de çıkarmasan daha az dikkat çekerdim. Gerçek, vallahi mi? Bütün diğerleri böyle. Ya kapa şunu. Kapa şunu gözümüzü al. Onlardan olmadığım çok belli yani. Anladım. Daha önce çıplaklar kampına gidenler o desin. İşte kitlemiz be. Taşlanacağız çıkışta. Bir şey söyleyeceğim. Eğer giderseniz öncesinde biraz yakmak falan iyi bir fikir olabilir. Yani onu hani en azından... Aa, güzel bak. Tam işte beraber bir deneyimdir bu yani. Evet. Bir aynen. Şey yapma ne olacak? Oranın vallahi, kültürü odur. Şeye de gitmiş. Berlin maceralarımız da çok şey fantastiktir. Bir kere de orada gene çıplak bir kulübe denk geldik. O hiç beklemiyorduk. Kulüpte mi orada çıplak? Orada soyunamadık artık. Kulüpte mi çıplak? Evet. Bak nasıl biliyor. Siz de gitmişsiniz galiba. Güzel kardeşim, sizin yaşadığınız kadar benim unutmuşluğum var. Her zaman söylüyorum. Bakmayın ben böyle takılıyorum da kusura bakmayın da yani. Beni kapıdan 3 kere almadılar orada. Sırada beklediğimizde bize de çok girişin zor olduğunu söyledikleri tabii. İçin biz hiçbir şey sorgulamadan girdik. Vestiyerde montları verdik. Adam bu kadar mı dedi. Biz o zaman idrak ettik. Tabii. Ya bir de biz peep show'a denk geldik. Komple gay partiymiş. Yani içeride %90'lık bir erkek kitle var. Hepsi de böyle yan taraftan şey salonundan, dövüş salonundan mı çıkmışlar? Herkes dev gibi, senin gibi böyle insanlar. Ben böyle şey oldum yani. Ya şöyle söyleyeceğim, ben o gün Özgür'le orada karşılaştım. Hani böyle aşağı çiz ediyoruz. O bendim diye. Ama biz de şey kaçarı çok kuvvetlidir. Ben mesela telefonu kaybedeyim, kalayım orada. İnci mesela beni bırakıp gider. Ben onu şeyde anlamıştım. Bir Antalya'da bir gün işte Kekova diye bir yere gittik. Orası da çok mucizevi bir yer. Böyle lahitler, mahitler var. Karşı taraftaki ada da normalde gidilmeyen bir ada. Yani öyle tarihi eser falan olduğu için sit alanı gidilmiyor. Biz de kanoyla böyle gittik hep beraber. İki çiftiz. Benim de yanımdaki arkadaşımla beraber biz işte kanonun böyle önlere koyduk böyle biraları. Bir yandan içiyoruz. Bir yandan böyle kanoda çeke çeke gidiyoruz. Böyle neyse gittik oraya kadar. İnci dedi ki bak burası dedi sit alanı. Bizi geldiler uyardılar çünkü. Burada dediler gezmeyin. Biz dedik kardeş sen bize uyarını yaptın dedik. Sen tamam gidebilirsin falan dedik. İnci dedi ki birazdan sahil güvenlik gelecek gidelim diyor. Biz de artık suya dalıyoruz, aşağıdan amfora bulmaya çalışıyoruz filan böyle kendi kendimize böyle bir şeyle oyunla. Ondan sonra sahil güvenlik geldi gerçekten. İlk önce İnci'yi gördü. İnci zaten sahil güvenliği görünce böyle yavaş yavaş gidiyordu böyle. Dedi ki tanıyor musunuz beyefendi dedi. Hayır dedi direkt.
Gerçekten. Ya biz orada evet. Dört kanoyuz yani. Sen hani tesadüfen orada karşılaşmış olabilir miyiz gerçekten? Yani şöyle. Buraya da hep kekolar bastı yani. Evet. Yani şöyle yasak bir şey yapıyoruz zaten yani çünkü alt taraf tamamen arkeolojik bir şehir ve suyun altında kaldığı için oraya gitmek yasak. Ve gerçekten mükemmel yani yüzerken bile görüyorsunuz. Ne var aşağıda? Bir antik kent komple su altında kalmış daha sonradan yani mucizevi bir yer orası gerçekten gitmeyen varsa. Biz de kıyıya yaklaştığımızda zaten böyle o dönemden antik kalıntılar vesaireler de var o yüzden oraya çıkmak yasak. Bu uyanık da çıkıp orada plastik şişeleri falan topladı. Sonra dedi ki sahil güvenlik gelirse biz buralar çok pis oraları topluyorduk derim ben dedi. Ben de yok dedim ben kabul etmiyorum şimdi uğraşamam sahil güvenlikte bir de cezası var işte para cezası sen var. Sen tanımıyorum dedin gittin mi? Ben evet direkt öbür yöne doğru hiç arkama bile dönüp bakmadım zaten sonra devirmiş kanoyu o pet şişeler denize saçıldı. İyice rezalet hepten kıyıya doğru bastım gittim. Tek başına? Tek başıma. Diğer çiftin kadını veya erkeği kaldı dedim, mı? Sen de tanımıyorum dedim onu da aldım yanımda. Kızı da? O arada kaldı böyle kocası şey falan dedim yürü boşu boşuna iki kişi yer en kötü cezayı. Ben dedim biz gidelim kıyıya doğru. Biz gittik. Şimdi böyle bir hikayede ince aklı diyenler oradasın. Kesin ince. Hakikaten mi? Sizin ilişkiye dair şu kadar bir fikriniz yok ben size söyleyeyim. Oğlum adam bir hata yapmış olup bırakıp gidilir mi? Yok ama nerede biz... kaldı aşk sevgililik atıyorsunuz tutuyorsunuz burada. Ben gitmem diyen kadınlar. O desin. Kitleye bak herkes gidiyor. Ben giderim diyen kadınlar. Bir parmak kaldırsınlar göreyim. Hah, neredesin abla? Allah sen şu satışçıları bir getir. Hoş geldin hayatım. Hoş buldum. Kaç yıllık bir ilişki? 5 yıl. Tamam, benzer bir durum oldu. Giderim. Neden? Niye gitmeyeyim? Herkes kendi canına bakar. Tanımam. Evlilik var mı? Var. Çocuk? Yok. Hah, yapmayın. Sen öyle zamanlarda kendi canını mı yukarı koyarsın? Kesinlikle. Kendimi önce kurtarayım, onu da sonra kurtarabilirsem. Ver bakayım adama. Nasılsın hocam? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ne hissettin bu ulu aşk karşısında? Ya çok seviyor. Normalde... Ya siktir oradan ya! Adam da hala kurtarır. Ya normalde bana bayılır ya. Bizim hiç ayrı gayrımız yok mu Mesut'cum? Ya yapar mı yapar. Çünkü şey, tehlike ve kötü hissettirecek şeyler hiç bulaşmaz kendisi. Tamam. Direkt uzaklaşır. Sen bunu biliyorsun zaten. Kesinlikle. Bozulur musun gittiğinde? Bozulma. Nasıl kabullendin bunu? Sen gider misin aynı şekilde? Ya bu kadar... Ya sit alanı gibi bir yer. Ben de bu hareketleri kesinlikle yapmam ama... Yani tanımıyorum. Ya gidersen bırakayım. Beyefendiye bir laf sokuyorsun Allah razı konumuz o değil. Hayır. O duruma gelmişsin artık. Hanımefendiyi tanımıyorum der misin? Yok hayır demem. Demezsin değil mi? Yok hayır. Çünkü sen alıksın. Sen de kaç. Ben yapmam onu ya. Ben birlikte gideriz. Birlikte döneriz. Ver bakayım onu bak. Çok içten bir yerden söyleyeceğim. Şu kadarcık utanman var mı? Tabii ki de var. Şu anda utandın mı? Sevmiyor değilim, seviyorum. Hayır. Hayatım onu mu soruyorsun sana? Hayır. Beyefendi dedi ki ben onu asla bırakmam. Ya sen? Ben bırakırım. Hala aynı yerdesin. Kesinlikle. Aa, inşallah senden boşanır. İnşallah. Çok tatlı. Buraları yayınlıyorum. Bu büyük aşkı herkes izlemeli. Kesinlikle. Çok, ben, bu arada ben sana yakarım ha. Rasyonel davranacağız yani. Sit alalım seni uyarmışım. Siktir git gitme oraya yani. Aya, sen, kafam da karışık galiba benim. Eyvallah acayip tatlısınız ikiniz de. Teşekkür ederim. Yayınlıyoruz. Yayınlayabiliriz. Çok tatlı ne yapalım artık yayınlayacağız. Hadi coşkun alkış devam edelim. Güzel kardeşim Özgür, sen bu durumda bozuldun mu? Yok ben bozulmadım çünkü bence birinin de gerçekten gitmesi lazım ki yani ne olur ne olmaz arkadan birinin kurtarması lazım gibi bir his var. Yani ben de iyi niyetli düşünüyorum ama ben İnci'yi zaten biliyorum. Bu böyle benim ilk defa başıma gelen bir şey değil. Ben vakti zamanında da var skuter. Onunla Lamborghini'ye çarptım İnci arkamdayken. Sonra? Böyle giderken çarptım ben önüme kırdı böyle çarptım. İnci böyle sırtında çantası vardı hiç istifini bozmadı. Direkt böyle indi ve gitti. İnci'cim her zor durumdan yürüyerek kaçamayız hayatım. Az önce yani arkamda böyle benimle gelen o değilmiş. Ama çarpacaksın dedim. Yola çıkma ama dedim. Ama bu yetmez. Falan. Çarpacaksın deyince hemen gidilmez. Yok. Sen her durumda gidiyorsun böyle. Ben hiç yani önden uyardıysam ve bile bile yapıyorsa direkt uzarım. Hiç. Anladım. Başımı derde sokmam. Bir tane film var hatırlıyor musunuz? Filmin ismini hatırlarsınız. Çığ geliyor yukarıdan. İki tane çocuğu var beyefendinin. Eşi de yanında. Tamamını unutup kaçıyor. Öyle bir şey yapsa sen... Çocuğun özgür bir yerdesiniz. Çığ geliyor. İkinizi unutup gitmiş. Bozulur musun? Bozulurum onda ama. Ama çığ... Utanmıyor musun şimdiye kadar 50 tane hikaye anlatın? Ama o bile bile lades. Yani bu ne? Yapma diyor. Ya, ama sahil güvenlik gelecek diyorum. Yine gidiyor.
Ha, anladım. Hocam böyle bir durumda yine bastı gitti. Bozulur musun? Bozulmam canım. Ben perleyi alır çıkarım ben. Sonra peki yüzleşmesi yaşanmaz mı? Yok ya, böyle işte şey, sofrada güzel hikayesi oluyor. Uçaktasınız. Oksijen maskeleri indi. Seninkini de aldı, ağzına taktı. Abi sen de... Daha fazla oksijen diye yapıyor. Kaldır artık. Ama ölmedin. Canım sağ olsun derim. Ne diyeceğim? Yine mi? Tabii canım. Bozulmazsın. Allah Allah. Aynen. Size büyü mü yaptılar lan ikinize? Ya ama erkek genel olarak zaten evimsel olarak da harcanmak için bir canlı ya. Yani hani... Kim diyor lan bunu? Kadınlar doğursun da bak... Erkek harcanmak için bir canlıdır. Öyle tabii. Hayır, ben kabul etmiyorum ya bunu. Onun için bekarsın abi zaten. Haklı. Neden o dediğinizi anlamadım şu an. Sokmadım yani öyle. Ya sen, zaten kulisteyiz, döverim ben, bir şey yok yani. Hocam şu YouTube videolarından bir bahsetsene. Senin bu arada 600 bine yakın takipçin varmış. Bak. Nefis bir sayı. Evet. Kanalın adı ne? İnce İşler. İnce İşler. Evet, aynen. Tamam. Cinsellik üzerine bazı videolarım var. Var, evet. Daha yani. Bilimsel anlattığın cinsellik. Bilimsel anlatıyorum, mitoloji de anlatıyorum. İçerisinde sosyoloji de anlatıyorum. İşte biraz psikolojiden de dem vuruyorum falan. Öyle bir hani hem araştırmaları anlattım, hem taktik verdiğim, hem böyle işte şey yaptım. Ne taktiği veriyorsun? Cinsellik taktiği veriyor musun? Cinsellik, ilişkiler hepsiyle ilgili veriyorum. Bunun araştırmalarla kadınlar neden hoşlanır, işte ondan neden hoşlanırlar falan. Bunların araştırma yapılıyor. Ben bir iki örnek versene, burada test edelim. Ya mesela sorayım işte, neyi çekici bulurlar mesela? Kadınlara sorduklarında biri özgüven ilk sırada. Güzel. İkincisi zeka. Üçüncüsü de fiziksel görünüm. Tamam. Neresi? Yani, fiziğimizin neresi? Kalça en çok. Öyle mi? Evet. Kadınlar popolarımıza. Aynen. Şey de. Erkeklerde? Erkeklerde birinci sırada fiziksel görünüm. Neresi? Erkeklerde de gene göğüsler ve kalçalar en çok bakılan yerler. İki ne? İkincisi iş ve cilve. Erkeğin en çok beğendiği oymuş, aynen. Üçüncüsü de zeka. Erkek şey diyor yani, sonra konuşuruz diyor yani hani. Ya tamam, sabah kadar sohbet ederiz tamam mı? Anladın, öyle miymiş gerçekten? Ha, sen bunları araştırıyorsun. Sen ne mezunusun kardeşim? Ben Ankara Siyasal mezunum. Aa, ama çok da havalı bir yere mezunum. Sonra üstüne medya master'ı yaptım. Bilgi Üniversitesi'nde. Ankara Siyasal her baba yiğidin mezun olabileceği bir yer değil. Biraz zor bir okul, evet. Değil mi? İşte sonra sosyoloji okudum. Sonra işte çocuk gelişimi okudum. Şimdi toplumsal cinsiyet üzerine doktora yapıyorum falan. Öyle bir serüvenim var yani. Sen nasıl buluyorsun onun öğrenim hayatını kuzucuğum? Yani o bir noktada zaten artık duracağını düşünmüyorum. O keyif almaya başladığı için okuduğunu düşünüyorum. Herhalde devam edecek. Böyle videolar çektiğinde belli ki önemli bir fan kitlesi var. Onlar sana da ulaşıyordur. Evet, ama bana daha basit bir şekilde ulaşıyorlar. İşte böyle 15 yaşında biri ilişkisi bitiyor ya da işte sevgi, platonik aşkı var. Şöyle bir mesaj geliyor, bayağı uzun. Abla acil, Özgür abi yeri. Abla acil? Ne olabilir lan acil? Neymiş acil? Böyle bütün olayı Özgür'ü içine döker gibi bana atmış. Abla bunu Özgür abi at acil diye. Her birine tek tek cevap vermiyor. Sen veriyor musun cevap hocam böyle mesela? Yani tabii hepsine cevap vermek mümkün değil. Tabii. Hele ki çok uzun yazanlara zaten mümkün değil. Ama hani böyle çok böyle havamdaysam, işte ne bileyim o anda böyle hani hızlı hızlı okuyorsam, vaktim varsa bir şeyse filan, o zaman cevap vermeye çalışıyorum ama daha çok gösterilerde insanlar gelip soruyorlar. O aha, zaman mesela yani beni birebir bulduğu zaman hani karşımda biri sordu. Senin stand-up gösterin. Evet, yani. Stand-up. Kaç yıldır? Valla 5 yıldır yapıyorum. İnteraktif mi? Tamamen böyle konuşmalı değil. Benim anlattım ama böyle işte sorular sordum. İşte neyi çekici bulursunuz, nasıl flörtleşiriz? Hani yani onlarla da konuştum. İlişkiler üzerine. İlişkiler üzerine ve cinsellik üzerine, aynen. Tamam. Cinsellik üzerine. Tabii. Ne soruyorsun bize cinsellik? Mesela oyunda ne soruyorsun? Nasıl interaktif? Valla bizi ne tahrik eder, fantazileriniz nelerdir? Ne tahrik ediyormuş? Yani şeye göre işte, yaşa göre de değişiyor mesela. Tamam. Erken yaşlarda daha çok fiziksel görünüm tahrik ederken, ileriki yaşlarda daha çok işte zeka, banka hesabı falan gibi şeyler devreye giriyor. Banka hesabı nasıl tahrik ediyor? Bankası. Vadesi hesap. O digit sayısına göre şeyde uzuyor yani. Allah muhafaza, çocuğu düşünme. Bir sebepten bastı gitti. Ben dedi darlandım. Bu ilişki bitti. Kaç zamanda bu güzel enerjine gelirsin Özgürcüğüm? Bu enerjime bir daha gelmem. Ama gerçekten başka mi? Biri olurum. Öyle mi diyorsun, evet, ya? Yani kaç zaman sonra toparlarsın? Şimdi 25 yıldır tanıdığım, 10 yıldır birlikte olduğum ve bu 10 yılın da 9 yılında bir fiil bir arada sürekli bir şekilde en iyi arkadaşımla geçirdiğim bir ilişkim var. Tamam. Şimdi buradan sonrasını benim hani yani ne kadar zamanla toparlarımı buradan tezahür edebilmem mümkünatı yok. 3 yıl? Bilmem, olabilir 3 yıl. Yani hayatına yeni birini alman ne kadar süre? Hayatıma yeni birini almam kısa sürebilir. Yani 1 yılda 2 yılda alabilirim. Ama bir daha şu anki olduğum Özgür olur muyum onu bilmiyorum. Başka biri olurum. Daha böyle daha bad boy, daha çapkın, daha böyle hani aman bana ne canım, bir daha ne ilişki olacak? Zaten hani bir tanesini ben yaşadım. Bundan sonra artık benim yaşayacağım uzun bir ilişkim yok filan deyip artık hani evet, şey yaparım.
dibine koymaya giderim gibi hissediyorum yani. Ne kadar güzel geldi şu son kelimeye kadar. Ne güzel tatlı tatlı anlattı kelimeniz. Amına bile korum o zaten sonra. Dibine ya, dedim ama ya. Ya dedin de aldık biz o tonu. Evet aynen. Bastı gitti bu adam. Kaç zamanda toparlarsın? Bir yılda kendim olmaya başlarım diye. Güzel. Ne var işte? Bence de böyledir hemen zaten. Hemen bir uçaktan atlama. Hemen bir balinayla dalış. Evet ben de hemen kendimi daha bana haz veren şeylere yönlendirip farklı alanlarına... Sen bir de ama... daha önceden şerbetlisin yani. Bu evet, adam bir evet, sene yani kayboldu ya. O dönemi düşündüğümde tabii. Bir yılda işte. Bir yılda. Sen hocam sen yine aynı yerdesin. Belli olmaz. Aynen ya, ama ben şey yap ya bir daha böyle bir uzun ve şey bir ilişkinin içerisine böyle adanmış bir ilişkinin içerisine girmem herhalde diye düşünüyorum. Güzel. Anladım demek istediğimi. Ya tam saç uzat motosiklet al hani artık işte öyle. Orta yer sendromu. Tabii tabii aynen tam oraya da geldi. Hayattaki çünkü... aşkımı buldum bundan sonra bir daha da çıkmaz karşıma diyorsun. Peki sence bu hayat yolunda İnci senden daha iyisini bulabilir miydi Özgür? Vallahi daha iyisini tabii ki bulur. Herkes bence birbirinden daha iyisini bulur ama önemli olan daha iyi olduğun için değil. Yani en olduğun için değil. Yani başkalarından daha iyi olduğun için değil. Yani o kişi, o biricik olduğu için onunla birlikte olmak önemli. Yoksa herkes birbirinden daha iyisini bulur. Ama ben İnci birinden daha iyi ya da bulabileceklerimin en iyisi olduğu için değil. O İnci olduğu için seviyorum. Hocam kafa sikmeye gerek var mıydı şu an? Ben sana çok tatlı bir şey sordum. Hayır dur sakın. Sakın. Saçmalama. Soru çok net. Öyle oldu da böyle gitti. Yok de İncim'in de dünya tatlısı onda. Daha iyisini bulabilir miydi sence senden? Benden daha, tabii ki daha iyisini bulabilir. Dedim ya en başta. Benden güzel. Tabii ki daha iyisini bulabilir. İncicim? Bence de bulabilir. Bulabilir? Bulabilir. Halkımıza soralım seyircimize. Herkes bunu bekliyor. Lütfen lütfen lütfen. Sormayacağım lan sizi üzmek istedim. Hadi bakalım öbür soruya geçiyorum. İnci bu hayat yolunda Özgür'den daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Özgür daha iyisini bulabilir diyenler. Bak kızların hiçbiri gördün mü? Bu kadın dayanışmasıdır. Bu... Yo gayet kaybettin. Kadınla alakası yok onun. Hayır işte kadınların hiçbiri o demedi ya. O tam bir... Ama hanımefendi erkekler de o dedi. Bir daha alalım. İnci için. Özgür için. Özgür'ün ses berbat. Özgür'e gelen ses kıraathane. Kızucuğum çok rahat ol. Fışt yaptın. Bir huyunu değiştireceksin. Hangi huyu değişsin? İçki... Ya daha doğrusu sarhoşluk eşiğine geçtiği kısmı. Ha öyle mi? Anlıyor musun? Anlıyorum. Yani bitmiyor o gün. Yani daha enerjik bir haline geliyor. Fazla ama yani böyle en son biz kalkıyoruz masadan, en son biz eve dönüyoruz ve böyle artık yoruyor yani. Eğlenmeyi bırakamıyorum. Bir de bende şey vardır yani bir ortamda eğlence varsa sanki onun içerisine girmezsem böyle bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Bir gün işte hatırlıyor musun işte teknede... gemiye gittik de senin miden bulanıyordu sen aşağıya... Ya şöyle anlatayım. Ya bir zaten bütün düğünlerde daha damat evet hayır demeden Özgür'ün kravatı kafada bağlı. Böyle diyorum ki bu saatte bu böyleyse biz bu düğünden nasıl eve döneceğiz? Kaçta döneceğiz? Bu gece kaçta biter? Yani agresyon yok ama şu var yani gece sabah 5 oluyor hala insanlara de buradan bize gidelim falan başlıyor. Sen de diyorsun ki çağırma eve. Evet. O yani büyük dert bu. Evet evet. Yani o anlattığı olaydı bir gün adada yemek yedik. Dönüyoruz. Ben artık yani deniz tuttu, midem bulandı, kusuyorum. Yani ben bayağı kusacağım denize. Sen bir şurada bekle dedim. Alt kata indim. Geri geldim. Özgür bir halayın içinde. Adadan bir düğün ekibi dönüyor. Ama bütün şeyi vapuru ayaklandırmış. Herkes halay çekiyor. Ve indik. Sizi bırakmayız, bizle geleceksiniz diyorlar. Eve gitmeye çalışıyorum yani böyle artık az önce kusmuşum. Eve döndün mü gittiniz mi? Döndük. Ama yönelim yürü falan diyene kadar hala diyor ki 5 dakika gitsek ne olur. Ha, tanımıyoruz insanlar kim hiç bilmiyoruz. Sıfırdan. Hiç tanımıyoruz. Bayağı orada gelinle damatı görmüş. Bir anda hop bir, ne yaptıysa artık halaya kaldırmış. Herkes yani bütün vapur halay çekiyordu ve... Oturanlara bağırıyordu. Hadi hop falan diye böyle herkesi kattı alaya yani. Bu, hocam bu doğuştan animatörlük nereden geliyor bu böyle? Ben insanlar eğlendikçe yükseliyorum. Öyle bir şeyim var. Besleniyorum ondan gibisin. Allah Allah. Aynen, güzel bir enerji bu da. Kendin sen güzel bu. Öyle. Yani yanındakine bu biraz öyle. Hurç. Öyle öyle evet. Değil mi? Biraz yük. Yok evet yani. Her biraz yerden... Ne senin yok... neden şimdi... Basıp gittiğini daha iyi anlıyorsun. Tabii tabii. Yani sonu yok. Değil mi? Buralardan gidilir. Yani 50 kere demişsin sahil güvenlik gelecek diye. Gelmiş gidersin tabii yani. Mekandan da giderim ben. Yani baktım hadi eve gidelim gidelim. Gelmiyor. Taksiyi çağırır ben geldim ha, eve falan. Ne zaman gelirse. Ondan sonra artık ne yapıyorsa. İlla geliyor mu? Geliyor. Yani şöyle bir 5'e kadar gelmediyse bir bakıyorum yanındakilere bir mesaj atıyorum. Zaten onlar diyorlar yok yemek yiyoruz vesaire ne yapıyoruz artık. Tamam.
Geliyor. Sen bir huyunu değiştir hocam. Daha az eşyası olması, daha derli toplu olmasını sağlardım herhalde bir huyunu değiştirsem. Dağınık mı azıcık? Hem dağınık hem çok eşyası var. Yani şöyle söyleyeyim. Ev kaç artı kaç? 4+1. 4+1. İşte bir de üstü var, şeyi var. Dubleks. Dubleks ama yani İnci'nin sadece ayakkabıları kahvaltıda yer yani o evi, öyle söyleyeyim. Kaç tane ayakkabın var? Bilmiyorum. Sesim çok yok. Yani. Gerçekten saymadım. Yani saymadım. 50 var mı? Vardır. 50 ne? 100? 100 belki 100'den fazladır. Çok güzel bir istatistik bilimi. 50 ne? 50 ne bırakayım? 100, 100 yok. Yok 100'den fazla. Belki 100'den fazla. Yani 100 ama eşlik olabilir yani. Vay kıyafetler ya çok falan. Çok mu? Ne yapıyorsun o ayakkabı? Yani ben çok ikinci el kıyafet giyiyorum zaten. İkinci el araba. Nereden satın aldın? Tamam. Dolayısıyla da böyle gerçekten çok beğendiğim için ve hani böyle gezip arayıp bulduğum şeyler olduğu için biraz da antikaya da meraklıyım. O yüzden vermiyorum, satmıyorum. Çok... Antikaya da meraklısın. Evet, yani ikinci el şeyleri sevdiğim için çok topluyorum. Hep eve koyuyorsun. Koyuyorum yani bir de kondisyonları da bozulmuyor. Ya öyle kalıyorlar. Yok ama çok güzel giyinir, çok aşırı zevklidir. Sadece hepsinin evin içerisinde olması bana bazen... Aşırı minimal yaşayan bir... Terminolojik bir kelime kullandı ama. Antika eşyalar da kondisyon denir gerçekten. Hani 100 yıldan, 200 yıldan, 300 yıldan beri gelen eşyaların kondisyonu iyi derler. Evet, demek ki öyle şeyler alıyorsun. Evet, o yüzden de yani vermeye kıyamıyorum tabii ki. Anladım. Güzel oldu bak huy konusu. Evet. Puanlayalım. Bastı gitti iş için tatile ki vardır öyle bir hayatı. Sensiz işi hayatından bir takım kadınlar da var. Darlar mısın ne yaptınız ne ettiniz? Yok darlamam. Görüntülü aramak ne yaptın ne ettin? Yok darlamam. Sen hocam? Hiç darlamam. O konuda rahatsın. Hatta özellikle darlamam ki kendini hani rahat hissetsin de orada rahatça eğlenebilsin, motive olsun. Ne güzel. Çok güzel yetiştirmişsiniz kendinizi ikiniz de. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çağdaşlık 50 diyenlere o desin. 10 üzerinde ne bu arada? Şimdi sadakate 10 diyeceğiz. Şüphelendik olacak. Sadakat. Bir bak karıştırıyormuşlar. 10 diyenlere o desin. Bu nasıl bir puanlama? Ben şeyi anlamadım, puanlamanın sistemi. İyice kafasını karıştırayım mı? Evet. Kendi aradaki eğlence düzeyi 79 diyenler. Aynen öyle bir şey olur. Kendi aradaki hepsi 10 üzerinden de çağdaşlığınıza bayıldığım için 50 dedim ben. Kendi aradaki eğlence düzeyi 8 üzeri diyenler o desin. Çok gayet güzel. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barış. Alkışlarla! Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi biter. Bay bay! Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ayakta.